şekilde görmüş olduğunuz uygulama yapmaya çalışalım. Bu vermiş olan uygulama kutupsal alım krokisi. Kutupsal alıma göre planlı çizmeye çalışalım. Verilen değerler kutupsal olarak verilmiştir. Bu değerler durulan nokta 3133 ve bakılan nokta 3112 00 olmak üzere yatay açı ve uzaklıklar verilmiş durumda. 3133 ve şu buradaki bakılan noktalarında x, y ve x değerleri verilmiş. 1'den 7'ye kadar da yatay açı ve uzaklık değerleri verilmiş. Uygulamamıza göre. Şimdi bu değerlere göre çizimimi yapmaya çalışalım. Bunun için yeni bir sayfa oluşturuyorum. Bu yeni sayfaya göre hesap önce y ve x değerlerimizi giriyorum. Ctrl N dedim. Boşluk tuşuna bastım. Ctrl N dedim. Boşluk tuşuna bastım. X, Y, Z'den verilmiş olan değerleri giriyorum. 3113 noktamızın değeri 267 113 Enter. Bu 3113 Enter. Noktayı görünür yapalım. Tekrar boşluk tuşuna bastım. X, Y, Z. İkinci noktamız 344 200 3133 boşluk tuşuna bastım. X, Y, Z 264 333 nokta numaramızda 3112 3112 limit buradan noktalarımızı gördük. ESC'de çıktım. Hesap dedim. Kutupsal hesaplar yatay kenar düşey açı. Noktamız açık aktif durumda nokta yakala. Durulan nokta bakılan nokta. İlk açımız 0,0. Aylık yüksekliğimiz de 1,75 olsun. Yatay açımız 1,0 noktanın yatay açısı 315. 315,96. İkinci yatay açımızda yatay mesafe 343,20. Değerlerimiz aynı olsun. Bu da 1,0 noktamız. 2,0 noktamızın değerleri 326,55 düşey açı 100 olsun. Yatay mesafemiz 116,35 2,0 nokta. 3,0 nokta için 347,67 95,10 düşey açımızı 100 vereceğiz. O değişmiyor. Yatay mesafe 95,10 3,0 noktamız 4,0 nokta 391,84 yatay açı yatay mesafe 93,40 5,0 nokta yatay açı 4,20 düşey açı 100 yatay mesafe 39 6,0 nokta için
yatay açı 371.40, yatay mesafe 52.20, altı nokta ve yedi nolu noktayı yazıyorum. 355.60, yatay mesafe 22.40. 7 nolu noktayı da bu şekilde girdim. Girdikten sonra CTRL L yaptım ve noktaları birleştiriyorum. Şekildeki gibi 3113 nolu noktayla 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve tekrar aynı noktayı birleştiriyorum. ESC ile çıktım. Paralel aldım. Yaklaşık paraleli 10 metre olarak yolu gireyim. ESC ile tekrar çıktım. Uzatma işlemini yapmak için yaklaşık CTRL L dedim. Şöyle bir doğru yaptım. Buradan da bir doğru yapayım. CTRL L yaklaşık. Bunları biraz büyüteyim. Uzatmayı aldım. Uzatma hattını gösterdim. Uzatılacak hattı gösteriyorum. Ve bu şekilde ESC'de çektim. Tekrar uzatmayı aldım. Uzatılacak hat bu şekilde karşılıklı olarak uzatma işlemini de yapmış oldum. Sonradan bu yardımcı doğrumuzu silelim. Ve yolu da bu şekilde uzatmış oldum. Limit pull'la yapılan işlemi bakıyorum. Şimdi ekrana yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla hesap yazıcı çıktıları, aplikasyon çıktılarından istediklerimi buradan kutuları işaretlemek suretiyle elde edebilirim. Koordinat değerlerini istiyorum. Yatay mesafe, uzaklık, semt açısını istemiyorum. Ekranda görünmesini istiyorum. Tamam dedim. Bana durulan noktayı soruyor. Durulan nokta. Bakılan nokta. Tümünü seç dedim. Sağa tıkladım. Tekrar sağa tıklıyorum. Ve ekranın uygun bir yerine koyuyorum. Bunu koyabilmem için de buradaki yakalama noktalarının pasif olması gerekiyor. Ekrana koyabilmem için ve ekrana koyuyorum. Bunu görmem için de buradaki değerlere tabakalardan mavi yapıyorum. Daha iyi görünmesi açısından. ESC'de çıktım. Kontrolümü yapıyorum. Verilen değerler de aynı mı acaba? Bakıyorum. 3133 durulan nokta, bakılan nokta 3112, açı değeri 0,0, uzaklık 155,25. Koordinatta farklılık olduğu için 160.50 olması gerekiyordu. 155.21. Demek çizimde verilen daha önceki çizimde hata var. Bizim yaptığımız doğru işlem. Bir nolu noktanın yatay açısı 315.96, 143.20, 2 nolu nokta 326.55, 116.35 doğru. 343 nolu nokta 347.67, 95.10. 4 nolu nokta 391.84, 93.40. 5 nolu nokta 4.20, 39. 6 nolu nokta 371.40, 52.20. 355, 7 nolu nokta 355.60 ve 22.40.
yaptığımız işlemin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde kutupsal olarak verilmiş olan, kutupsal olarak verilmiş değerlere göre çizimimizi, bilgisayarda çizimimizi yapmış olduk.